Evet değerli izleyenlerimiz, İzmir'den dünya açılan pencereden herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Tabii sevgili izleyenler, bugün çok önemli bir konuğum var. Öncesinde biliyorsunuz tabii ki İdlib'de şehitlerimiz oldu. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralara da şifalar diliyoruz. Ulusumuzun da başı sağ olsun ve şu anda İdlib'de olan değerli askerlerimize de Allah yar ve yardımcı olsun diyoruz sevgili izleyenler. Bugün bizim oba programında sevgili izleyenler, önceki dönem Konak İlçe Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Sayın Uğur Yeletti bugün canlı yayın konumuz. Özel sohbetlerimiz olacak ve ben şu anda konuğuma sözü vermek istiyorum. Uğur Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle tabii ki çok teşekkür ediyorum. TV 35 ailesine, başta sen sevgili dostum Murat Gökhan olarak beni burada ağırladığınız için çok çok teşekkürler. Tabii ki ülkemiz çok zor bir süreçten geçiyor. Bu zor süreçte maalesef ki İdlib'de senin de ifade ettiğin gibi 34 tane şehidimiz var. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ve bir an önce artık bu kaosun bitip oradaki kahraman askerlerimizin sağ salim evlerine dönmelerini büyük bir istekle, büyük bir arzuyla da bekliyorum açıkça. Tabii bir ara kursu kolay yetişmiyor. 20 yıl anneler, yani büyük bir emek harcıyorlar ama tabii bizim de vatanımızın kıymetini bilmemiz lazım. Kesinlikle. Bugün, bugün rahatsak, nefes alıyorsak şehitlerimize borçluyuz. O yüzden yani tüm hepimizin de bu konu duyarlı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah İdlib'deki şu anki askerlerimize de Allah'tan diyoruz, kolaylıklar diliyoruz inşallah. İnşallah bunları kanamadan da evlerine İnşallah. Dönerler. İnşallah Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün işte yurtta sulh, cihanda sulh şiarıyla da artık barışın da gelmesini özellikle de çok daha arzuluyoruz. Çünkü komşu, özellikle komşularımızla yaşadığımız bu sorunun onlarca şehite mal olmasının da ülkeye verdiği zararı da göz ardı edememeyiz. Kesinlikle öyle. Onların tekrar olmasın diyoruz. Şimdi tabii umuyorum. Biz sizi yılları tanıyoruz. Evet. Sağ olsun değerli büyüğümüzsünüz. Teşekkür ederim. Var. Biz Uğur Yelikli tanıyoruz ama şimdi değerli ekrandaki izleyicilerimiz tanımayanlar da olabilir. Tabii. Uğur Yelikli kimdir? Önce oradan başlayalım sohbetimize inşallah. Tabii Uğur Yelekli İzmir'de doğmuş. Özellikle Kadife Kale'de yetişmiş. İzmir'i tanıyan. Evet. Yani çocukluğu İzmir Kemeraltı'nda geçmiş. Kemeraltı'nda çok küçük yaşlarda esnaflığa başlamış. Daha okula, ilkokula giderken elinde çoraptan tut, efendim çiçekten tut, o zaman jipon diyorduk, işte jipondan tut, her türlü işte portavarinden başlayarak daha sonra işte 3-5-7 dükkana ulaşmış. Çok şükür. Ege Giyim Sanayicileri Derneği'nde yönetim kurulu üyesi olmuş. İzmir Ticaret Odası'nda 6 yıl meslek komite başkanlığı yapmış. Kemeraltı Derneği'nin ilk tarihi, Kemeraltı Esnaf Derneği'nden kurucu üyesi olup da orada başkan yardımcılığı yapmış ve gelişen süreç içinde de aşağı yukarı 30 yıl önce, yani dile kolay 30 yıl önce de Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete atılmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete atıldıktan sonraki süreç içinde işte önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde Konak İlçe yöneticiliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nde il yöneticiliği, il başkan yardımcılığı. İnşallah. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekten onurdur, gururdur. O zaman Konak Karabağlar birken, yani 1 milyon nüfuslu bir ilçede ilçe başkanlığı en yapmış. Büyük ilçe, hatta Türkiye'de diyebilirdik. 2004 belki yılında Konak Meclis Üyesi olmuş. 2009-2014 sürecinde hem Karabağlar hem Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olmuş. 2013 yılında Karabağlar'da Kent Konseyi Başkanı olmuş ve yani kendini siyaseti ama sözlük anlamındaki gibi insanlara hizmet etme sanatı olarak görüp o uğurda elinden geldiğince engelli, yaşlı, yoksul, işçi, esnaf ne varsa
çok rahat erişebilen ve sorunlarını çözdüğü zaman da bir şekilde onların hayır dualarını alarak beslenen bir Uğur Yelekli tarzını geriye doğru baktığımızda bıraktık artık. Tabii o süreci de uzun bir süreçte geçti. Ama yani politika zaten, dediğim gibi STK'da görev yapmak, siyaset yapmak, yani onları kolay da bırakılacak bir şey değil. Çünkü oradan beslenen insanlar hele hele sadece seçimden seçime gidip bir şeyler olmak için politika yapan insanlardan olmadığım için gerçekten de o tarz siyaset yapmak beni besleyen, mutlu eden, Allah razı olsunla büyük de mutluluk duyan bir yapımız da vardı. Bunu her zaman için sürdürmeye devam edecek. Çünkü siyasetin bozmadığı insanlardan biri olarak görüyorum kendimi. Bu da günümüzde maalesef çok da kolay değil. Aynen. Ama öyle. Tabii ki nedir? Temelde sağlam bir eğitim ve düstur ve bir de sevda olması büyük bir etken. İçinden gelerek, yani bu bir empati işi, yürek işi, emek işi, özveri işi baktığında. Yeri geldiğinde yani, ailemizden fark ediyoruz. Kesinlikle. Yani o kadar çok şey yaşadık da işinden eksiltiyorsun, ailenden eksiltiyorsun ama sorumluluk, yani siyaset aynı zamanda sorumluluk yüklüyor. Neden? Bir görevim var çünkü. Bu meclis üyeliği olabilir, ilçe yöneticiliği olur, il yöneticiliği olur, ilçe başkanlığı olur. Hani birinci derecede o görevin hakkını vermek başka bir şey. Yani hakkını vermekle ilgili ki olan baktığın zaman ister istemez bazı fedakarlıklar yapmak zorundasın. O fedakarlıkları yapmadığın zaman zaten başarılı olman imkanı yok. İşin mutfağının önemi var mı? Yani altyapıdan yetişmek. Diyelim siz de öyle tabii değil. Şimdi benim en büyük avantajım o zaten. Yani baktığında gerçekten de süreçte şöyle geriye doğru baktığında 30 yıla o kadar çok şey sığdırmışım ki. Yani yapılabilecek olan bütün görevleri, hatta hamballıkları yapmışım. Hamballıkları yaptıktan sonraki o süreç, seni aslında bir okul olarak da görüyorum ben o süreci. Baktığında işte meclis üyelikleri, işte aynı zamanda meclis üyelikte 10 yıl yaparken işte komisyonlarda çalışmak, 5 yıl konağın encümen üyesi olarak encümende çalışmak. Yani teknik bir insan olmamış olsam bile aslında teknik konulara attığın imzalar var. Ama bunu sadece imza atmak olarak değil de neye imza attığını da araştırdığın zaman kendini de eğitmiş oluyorsun. Yani bu süreçler ne olursa olsun ben bir okul olarak görüyorum. Yani bu okulun sonunda işte mezun olduğun zaman da kendini bir aşama sonralarına da hazırlamış oluyorsun. Yani bu süreç önemli. Siyasetin doğal aslında gereği de bu böyledir diye. Çünkü baktığında siyasette makamlara oturmuş da bazen öyle insanlar görüyoruz ki, yani işte hiç siyaset yapmamışken, belediye meclisliği yapmamışken, sadece bir titri var diye ki olan alakasız bir konularda getirip de onları belediye başkanı hani yaptığınız zaman, getirip de onları önemli makamlara getirdiğiniz zaman bocalamaları doğal oluyor. Ama gerçekten işin mutfağından sizin dediğiniz gibi yetişmiş olmanın avantajı kesinlikle çok önemli. Bu benimle ilgili değil. Yani siyasette ne olursa olsun siyasetin yani genel karakteristik yapısı itibariyle öyle görüyorum. Yani mutlakadır ilçe yönetimlerinde çalışan, il yönetimlerinde çalışan, belediye meclisiyle yapan, halkın içinde çok emek önemli veren bir tarzda siyaset yapan olduğunuz zaman işte onların içinden belediye başkanlığı makamına getirdiğiniz insanlar, partiler seçtiği zaman onlar daha başarılı oluyor. Halk daha memnun oluyor. Çünkü o mutfaktan yetişmiş, çok şeyler vermiş, çok şeyler verirken de çok şeyler öğrenmiş, bilgi dağarcığını genişletmiş. Yani o tür insanlar o zaman halkın elini daha çok tutuyor. Kendine ulaşmaya çalışan insanlar daha rahat ulaşabiliyor. Daha vizyonel bakıyor, üretimin içinde daha çok yer alıyor. Dolayısıyla bunların şöyle baktığımızda geriye doğru o tür örnek olan insanların daha başarılı olduğunu görmemiz kesinlikle de kaçınılmaz. Bir de halkın arasına çıkmak da tabii ki büyük bir etken. Tabii dedim ya siz alt yapıdan yetişsiniz ve bu da ne oluyor? İletişimde aslında büyük bir etken olmuş oluşuyor. Aynen. Peki siyaset size ne kattı? Mesela
Nasıl tanıştık siyasette? Bu şeyde aşındık ama siyasetin size katkısı ne oldu en çok mesela? Yani çevresel açısından ya da işte insanların işini gördüğünüz zaman ki sizdeki duygular. Şimdi biraz sonra tabii konumuza da bağlaşacak sorularımız size olacak. Evet. Onu doğaçlama o konuyu açalım. Arkasından burada daha keyifli olacağını düşünüyorum. Tabii. Yani ne kattı mesela size? Sizi mutlu eden, keyiflendiren ne oldu bu süreçte? Yani şimdi tabinde ifade ettiğim gibi yani siyasette politikada yaptığınız yani her bir görev itibariyle de çünkü devamlı halkın içindesiniz ve size hep sorunlar gelir. Yani ilk önce bazılarına zor gibi gelir. Çünkü sorun dinliyorsunuz ve sorun çözmek zorundasınız. Ama eğer siz onu yürekten yaptığınız zaman o süreci sizi besleyen noktalar oluyor. Yani işte kimisi vardır ticaret yapar, para kazandığı zaman oh ne kadar para kazandım diye sevinir değil mi? Ama ben de ilginçtir bir vatandaşın sorununu çözdüğüm zaman bu esnaf olur, yaşlı olur, engelli olur. Onun sorununu çözdükten sonraki Allah razı olsun cümlesi işte ben para kazanmış gibi kendini hisseden bir konuma geliyorum o zaman. İşte siyasetteki beslenme noktalarının en önemlisi de bence de bu olmalı. Yani göreve gelecek olan diyorsunuz ki ister meclis üyesi olsun, ister belediye başkanı adayı olsun, ister de vekil adayı olsun. Önce bunlarla karşılaşacağımızı gerektiğini söylememiz lazım. Kesinlikle. Ve biraz unutmamamız lazım. Kesinlikle. Peki bu çok uygulanıyor mu size göre? Yani bunu her siyasetçi ya da işte başkan adayları olsun, meclis üyeleri olsun. Bunları sizce uyguluyor mu? Yani bu sizin de yapmış olduğunuz özveriyi sahada yapabiliyor mu? Yani özel olacaksa. Siyasetin tabii en zayıf noktalarından da biri bu maalesef. Yani Türkiye'de çünkü başarı getiren gerçek anlamda bu böyle uygulanmadığını çok rahat söyleyebilirim. Hiç unutmam bir tane bir dostum bir zamanlar demişti. Yani ben çünkü iletilen sorunu siyasette aynı anda çözmeye çalışırım. İlgili kim bir muhtar aradı, muhtar sorununu iletti. O sorunun çözülmesi gerekiyorsa unuturum diye aynı anda ilgili işte bürokrat olur, başkan yardımcısı olur, kimse ilgilisi ki hemen ararım, hemen çözmeye çalışırım. Çünkü neden? Sonraya bıraktığın zaman diğer sorunların altında kalıyor, onu unutabiliyorsun hemen. Hiç unutmam bir gün bir arkadaşım, o da bir böyle geçmişte de o görevleri yapmış olan arkadaşım bir gün bana dedi, ya dedi sen dedi ne kadar garipsin dedi. Ne oldu dedim. Bana dedi ben iletildiği zaman sigara kağıdına yazardım atardım sonra dedi. Yani şimdi bu da tabii hiçbir zaman benim tarzım olan bir şey değil. Evet. Çünkü ondan zaten beslenen bir insanım. Özel olmak da yani, böyle bir şey değil mi aslında? Yani gönülleri girmek de çünkü seçilmişliğin şey. Ve atanmışlığın mutlaka yüklediği sorumluluklar var Muratçım. Yani atanmış da olsanız, atandığınız bir memur olursanız, bir bürokrat olabilirsiniz. Devlet size bunun için maaş veriyor. Yani bir sorunu iletip de çözülmesini istediği kişilerin onu çözmek lütuf değil, bir görevdir. Yani bir bürokratın o sorunu çözmesi görevdir. Çünkü halkın vekili olarak yani. Oraya tabii kesinlikle. Yani vekili. Seçilmişler de adı üstünde. Sen o makama birçok kişi varken, aday olan o kadar çok kişi varken sen eğer halkın oyunla seçildiysen üstüne o sorumluluk yüklenmiş oluyor. Çözmediğin zaman sen hakkını vermeyen bir pozisyona giriyorsun. Çözemesen bile çözmek için uğraşman bile çok aslında önemli. Yani her sorunu çözemeyebilirsiniz ama sorunu çözmekle ilgili ki olan sizin mücadele azminizi gören bir vatandaş o sizi o kadar takdir ediyor ki yani mesela ben engelli konularında herkes de bilir yani ben meclis üyesi olduğumdan itibaren de çok engelli konularında çalışmalar da yaptım. Ve duyarlılığınızı biliyoruz yani, ama mesela ilçe başkanı olduğumda geçmişte hiçbir zaman siyaseti olarak yani ben siyaset yapıyorum sizin sorununu çözüyorum gelin bizim partiye gelin demememe rağmen bakın demememe rağmen İlçe başkanı olduğumda akın akın o tekerlekli sandalyeyle engelli dostlarımın gelip de partime üye olmak için ki olan mücadelelerini görünce gerçekten gururlanmamak şimdi mümkün daha değil. Daha bir açtı, daha bir yani, şekli tabii, yani bunu
Yani siyaset kabul edelim ki bir araçtır. Yani insanlara hizmet etmenin bir aracıdır. Onu öyle görmek lazım. Sorunları çözmenin bir aracıdır. Çünkü nedir? Yerel yönetimlerde çalışıyorsunuz. Yerel yönetimlerde de çok doğal olarak da insanların mutlaka sorunları oluyor. Çöple ilgili sorunları oluyor. Yolla ilgili sorunları oluyor. Sosyal hizmetler bazında sorunları oluyor. Ruhsat sorunları oluyor. Yani bu tabii ki meclis üyesi seçildiğin zaman da birinci derecede sorumluluk alanına giriyorsun. Halk oy verdiği kişi, halk sana ulaşacak ki sen de o sorunu çözmekle ilgili ki mücadele edebilirsin. Evet. Zaten doğası bu. Yani işin doğası da bu. Yani orada seçimle gelmiş ve sana bir koltuk verilmiş. Yani o koltuğu sadece el kaldıran, indiren pozisyonda kendine veya yakınlarına menfaat sağlayan bir atmosfere soktuğun zaman işin hakkını vermiyorsun. O zaman ne oluyor? Bir dönem gözüküp sonra yok olan, değil mi? Yok sayılan bir konuma gelirsin ki öyle de olan o kadar çok, çok örnekleri de var. Ama gönüllere yani, girmek de çok kolay değil. Kesinlikle. Doğrudur. Yani ne olursa olsun gönüllere girmek, iyi hizmet eden olmak, iyi anılmak. Yani senle de paylaşmışızdır. Benim için makam kavramı da şu. Belediye başkanı olabilirsin, milletvekili olabilirsiniz. Ama gıyabınızda insanlar sizin için güzel şeyler söylemiyorsa hiçbir şeysiniz. Kesinlikle. Bunu çok net öyle bakmak lazım. Kesinlikle. Hani olamayabilirsiniz, mücadele edersiniz, gerçekten hakkını verirsiniz. Yani ille de belediye başkanı olamayabilirsiniz, milletvekili olamayabilirsiniz. Ama gıyabınızda insanlar sizle ilgili çok güzel şeyler söylüyorsa, yani bu esas makamın o olduğunu da yani düşünüyorum ve o makama yani bunları duydukça da beslenen konumda yani nasıl geldiğiniz değil nasıl gittiğiniz önemli. Kesinlikle. Makamlarda. Dolayısıyla da hep siyaseti o tarz yapılmalı diye de düşünüyorum. Evet. Ben elimden geldiğince gerçekten de öyle baktım. Gençlere önem verdim, engellilere önem verdim, dezavantajlı kesimlere önem verdim, romanlara önem verdim. Çünkü onlar da dezavantajlı kesimlerden bir tanesi. Esnafın sorunlarıyla birebir mutlaka da ilgilendim. Onların yaşadığı sorunları çözen bir pozisyonla. Yani bunları yaptığınız zaman ki geriye doğru baktığınızda gerçekten güzel anıları da geride bırakmış oluyorsunuz. Yani böyle. Tabii görüyoruz. Yani onun tersi örnekleri de hepimiz de biliyoruz. Yani makamlara gelmiş, makamı bitmiş ama o makamı bittikten sonraki yani süreçlerde de bugün sokakta bile rahat dolaşamayan insanlar da varsa bu A partisi B partisi olur yani. Bunu geçmişten bugüne örnekleri o kadar çok ki yani o yüzden makam kavramının gelip geçici olduğunu esas geride hoş seda bırakmanın çok çok önemli olduğunu da düşünüyorum. Gerçekten yani çok önemli bu. Olursa olsun. Şimdi tabii siyaset okuluna çıktınız. Bu işin mutfağından çıktınız. Konak İlçe Başkanlığı ardından uzun dönem meclis üyeliği. Aynen. Ve ardından da Güzelbahçe Belediye Başkan adaylığı. Doğru. Öncelikle bu süreç nasıl oldu? Tabii ki dediğim gibi bir önce bunların üstünü açmaya çalıştık. Konuyla bağdatsın diye önce ben bu soruları sorma gereği duydum ve ardından da bu süreci yaşadınız. Bir anlatır mısınız? Yani önemli aslında değil mi bunlar? Çünkü belediye başkanı olacak adayın da önce altyapıdan, temelden, sağlam, zemin adımlarla gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya sevgili Murat, şimdi ben İlk 2004 yılında Konak Belediye Meclis Üyesi seçildim. Konak Belediye Meclis Üyesi seçildiğimde dedim ki kendi kendime, yani ben orada o belediye meclisinde sadece el kaldıran, indiren biri olmayacağım ve bir şeyler üretmeliyim demiştim. Bir şeyler üretmekle ilgili ki olan süreci de kendime bir alan bulmalıyım diye. O alanda hep engelli konusu olmuştu. Evet. Ve engellilerle ilgili ki olan hani o süreçle çok çok gerçekten yani İzmir'deki engelli dostlarımız için çok faydalı olduğumu da düşünüyorum yani. Evet, 2004 yılında ki başlayan ya. Tabii ki bir süreç ama ondan önceki benim geçmiş dönemlerdeki 1995 yılında hatta İzmir'de İzmir Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcılığı serüvenim vardı. Ondan önce yine ilçe yöneticiliği sürecim vardı. 2004 yılında meclis üyesi seçildikten sonra da gerçekten yaptığım başarılı çalışmaların neticesinde de 2007 yılında da Konak gibi Konak Karabağları'nın bir olduğu bir ilçe başkanlığı süreci yaşadım ben. Yani bunlar baktığınızda 2000
14 yılına kadarki olan, yani geçen bu süreç baktığınızda çok net olarak da bir okul olarak yani görüyorum ben. Siyasi yani okulu. Bunlar ne derseniz desin gerçekten bir okul. Sonra yani kendinizi bu kadar çok iş yapan, halkın içinde olan, STK'larla ilişkisi çok iyi bir seviyeye getiren, halkın özellikle de avantajlı kesimlerinde karşılığı olan, hani bir sürecin sonunda kendinizi bunun artık o okuldan mezun olduktan sonra sıranın artık belediye başkanlığına geldiğini düşünüyorsunuz. Evet. Yani çok doğal olarak yani bu süreç yani, öyle gidiyor zaten. Yani artık o okuldan mezun olduktan sonra eğer belediye başkanlığının size nasip olmasıyla ilgili ki olan yani bir süreçte ki tabii partimizin bir aday belirleme süreci başlıyor. Yani o süreçte 8-9 ay gibi gerçekten büyük bir mücadele verdik. Gittim yani o mücadele direkt her gün halkın içinde kendini ifade eden çünkü o süreçte evet doğup büyüdük de Konak sınırları içinde doğup büyüdüğüm yer ama son 8 senede Güzelbahçe'de evimin olduğundan dolayı ve Güzelbahçe'de de yani bana göre Güzelbahçe'nin dünyada yani çok önemli butik ilçelerden birini olabilmesiyle ilgili bütün zeminin hazır olduğunu düşündüğüm yani 7,5 kilometre sahili olan inanılmaz doğal zenginliği olan yani deniziyle havasıyla suyuyla ormanıyla yani çok butik bir kent onu daha çok ileriye taşıyabileceğimi düşündüğüm ki yani 167 tane mahallesi olan bir Konak Karabağlar birlikteliği ilçesinde ilçe başkanı yaparken işte 13 tane mahallesi olan bir Güzelbahçe'de yani o süreci belediye başkanlığı olarak taşlandırmak benim için çok çok yani başarılı olacağıma inandığım bir süreçti. Yani belediye başkanı olduğu zaman da yetkiliniz de işte ona göre yetkiliniz de biraz daha tabii ki farklı yani, çok da iyi gittiğini de düşünüyorum. Yani son yani burada giremeyeceğim çok özel görüşmelerin olup da artık evet bitti diyebileceğimiz sürece kadar gelmişken de ama maalesef tabii yani orada partimiz bir adayı işaret etmek zorundaydı ve o zamanlar değerli belediye başkanımız Mustafa İnce'yi tekrar yine tercih edince yani o gün 8-9 ayı geride emek vermiş yani biri olarak da yine ne mutlu ki orada o gün yaptığım açıklamayla atanmış olan yani seçilmiş olan belediye başkanımızın arkasında duracağımı partim adına kesinlikle yine Güzelbahçe'de en yüksek oyu almakla ilgili çalışmalarda bulunacağıma yani küsürünüz yani sağdaydınız ve bundan dolayı da bugün arşivlere baktığınızda ne mutlu ki arşivlerde siyasetin fair play ödülü Uğur Yelekli'nin diye manşetlerin oluşması yani inanın bu da bir benim için bir makam olarak gördüğüm bir alandı. Çünkü yani evet bir süreç yaşamış olabilirsiniz. O süreçlerde kendinizi çok hazır da hissedebilirsiniz. Her şey tamam bitti diyebilirsiniz ama şimdi atanmadınız diye yine belediye başkanlığına küsmeye, darılmaya, yok sayılmaya hani hiç o zaman hakkınızda yok diye düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımız yani küstü, darıldı, başka partilere gitti. O onların takdiri olabilir ama yani aklı selim düşündüğünüz zaman ki o süreç içinde partimiz bir adayı tercih etmek zorundaydı. Bir aday da sevgili Mustafa İnce dostumuz da yani oldu. Ona saygı göstermekten başka bir şey yaptığımız yok. Çünkü Uğur Yelekli'nin gidecek başka bir yeri yok çünkü. Siyasetten unutuldu bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde hatta bize o zaman SHP zamanında başlayan bir süreçte daha sonra bir birleşmeyle CHP halini aldı. O günden itibaren Uğur Yelekli aynı noktada durmaya devam etti ve bundan sonra da durmaya devam edecek inşallah. Ne mutlu sizlere. Tabii şimdi bir de gelelim engellerimize. Evet. Katıldığınız için çok çok kıymetliler. Engellerini de buradan sevgi ve selamlarımızı izliyoruz. Bizi izleyen değerli izleyicilerimize. Ben hep söylediğim bir kelime vardır. Ben programlara bunu dile getiriyorum. Engel kafada olmasın. Yani engel farklı bir tabii ki bunu söylemek istemiyorum ama vücudun diğerinde bana göre bir engel yok. Kafada olduğum zaten bir engelli oluyoruz. Ve bir de şunu unutmamamız lazım. Her engelle sahip çıkmamız lazım.
şu dakikada iş sistemine çıkmaması gerekiyor. Hepimiz bir engelli adayız. Bugün sağlam olabiliriz ama yarın başımıza neler geleceğini hiç kimse kestiremez ve o yüzden de bu bilinci ve şiarı taşımamız lazım. Şimdi engelli camiası sizi çok seviyor. Zaten konumuz da şimdi çok böyle güzel gittiğini soruyorum. Ve engellerle ilgili yaptığınızda çok önemli projeler var. Çok iyi hizmetler var ve engelli camiasında işte ama meclis üyeliğinde olsun, ama ilçe başkanlığınız olsun, ama belediye başkanlığı adaylığınız olsun, hepsi sizin yanınızdaydı. Doğru. Ve birebir en büyük destekçiydi. Belki de samimi gördüğünüz dostlar da arkadaşlardan bile doğru, daha önde o saatteydi. Niye? Çünkü doğru, siz onların ruhuna eğildiniz doğru, ve onlara da gereken hizmeti doğru, ve ne bileyim işte eksikleri olan neleri varsa bunları giderdiniz. Doğru. Şimdi engellilere ilgili konuşmak istersek. Hı. Değerli Sayın Uğur Yelikli Başkanımız neler aktarmak ister? Sevgili Muratçığım, tabii çok doğru iki cümleler kullandın engellilerle ilgili. Bir gerçek var ki nüfusun 12.29'u Türkiye'de engelli sayısı. Yani bugün itibariyle 8,5 milyon Türkiye'de engelli yaşıyor. Baktığınızda onu aileleriyle birlikte hesap ettiğiniz zaman 4'te çarpın 32-33 milyon bir engelli camiasını içine alan bir süreç bugün. Ama maalesef engellilerimiz hep mimari sorunlar yaşadı. Sosyal sorunlar yaşadı. Ekonomik sorunlar yaşadı. Yani maalesef. Ben 2004 yılında seçildim meclis üyesi. Dediğim gibi ben bir alan bulmalıyım dediğimizde Türkiye'de en çok istismar edilen, sorunlar yaşayan engelli grubu olarak da gördüm. Ve ne yapmalıyım deyince ilk işe şeyden başladım. Konak Belediye Meclisi'nde Türkiye'de ilk defa belediye meclis üyelerinden oluşan engelli komisyonunu kurdurdum ve onun başkanı oldum. Ne güzel. Konak Belediyesi'nde kurduğumuz ilk engelli komisyonundan sonra Türkiye'deki tüm belediyelerde yavaş yavaş da engelli komisyonu o tarihten itibaren kuruldu. Yeah. Partimde engelli komisyonlarını kurdurdum. Ondan sonra bütün partilerde engelli komisyonları kurulmaya başlandı. Belediyede engelli masası kurdurdum. Ondan sonra bütün belediyelerde engelli masası kurulmaya da başlandı. Bundan önce oldunuz. Tabii yani İşin içine girince o kadar hani sorunları olan bir kitle olduğunu anlıyorsunuz ki bir kültür merkezine gidecek engellimiz tekerlekli sandalyesinde tiyatro seyredecek ama giremiyor. Hiç unutmuyorum o gün şartlarda kaymakamlık binası Konak Kaymakamlığı 3. katta engellimiz kaymakam beye ulaşamıyor. Çünkü asansör yok merdivenlerden. Gerçekten çok sevgi selamlarımı da ileterek o günün sevgili kaymakamımız Ali Musi Nakipoğlu vardı. Teşekkür ederiz kendisine. Dedim ki hatta o tarihlerde bir yasa çıkmıştı. 7 yıl içinde tüm kamu binaları engellilerin erişebilmesinin uygun hale getirilmesiyle ilgili. O zaman demiştim ki sevgili kaymakamım bakın böyle bir yasa da çıktı. Hadi siz ilk siz bu konuya ön ayak olun. Önce olun. Bu konuyla ilgili de lütfen öncülük yapın. Sağ olsun hemen yazışmalarını yaptı ve o yazışmaların sonunda bugün engellilerimiz kaymakama çok rahat bir şekilde asansörle erişebiliyor. Tabii engelliler özellikle benim hep hedef kitlem evinden çıkamayan engelliler oldu. Yani biz sadece bugün kendini engelim yok diye düşünen insanlar sokakta gördüğü engelli sayısı kadar engelli sanıyorlar. Aslında evinden çıkamayan o kadar çok engellimiz var ki ya ailesi bir şekilde aile içi bakış açısından dolayı dışarı çıkarmak istemiyor ya da yaşadığı psikolojik sorunlarından engellimiz dışarı çıkmıyor. Çünkü ona eğilmiyoruz, onun derdine ortak olmuyoruz. Bana göre en önemli yaptığım projelerden biri o engellilerimizi sokağa çıkarma projesiydi. Çok güzel bir ekibimiz oldu. Yani çok sevgiyle yad ediyorum. Allah rahmet eylesin. Yine bir Murat arkadaşımız vardı, Murat Bekdilber. Çok değerli, sevgili bizim Levent Özmen, görme engelli bir arkadaşımız o
vardı. Yani o kadar güzel bir dostluklarımız, yani beraber yürüdüğümüz Pınar vardı mesela. Yani. Pınar arkadaşımız, yani Pınar Nam. Bunlar hem engelli halleriyle o kadar güzel bir ekip oluştuk ki. Metin Çınar arkadaşımız vardı. Daha sonra engeli olmamasına karşın onun duyarlılıklarıyla böyle hep beraber el ele verdik ve özellikle evinden çıkamayan engellileri bir hedef aldık. Gittik evlerinde ziyaret ettik. Ailelerini ikna ettik. Dedik ki sokağa çıkaracağız ama sokağa çıkarmak için de bir şeyler yapmamız gerekiyordu. O bir şeyler de ne yaptık? Mesela efendim engelliler arası işte efendim şarkı yarışması, engelliler arası şiir yarışması, tabii engelli gezileri, örneğin işte ne yaptık? Aracı da ayarlıyordum. Kumanyasını ayarlıyordum. Daha sonra diyelim efendim Bodrum Belediye Başkanı, Dikili Belediye Başkanı'na bir şekilde erişiyordum. Diyordum ki başkanım size bir otobüs engelli gönderiyoruz. Buradan bütün otobüsüyle kumanyasında şey ama sizden ricam sizin o sahil bandındaki olan yerde bu engellilerimizi lütfen bir öğlen yemeğinde ağırlayın. Onların birlikte vakit geçirmelerini sağlayacak olan kolaylıkları gösterin. Ve onun sonucunda engellerimiz sürekli işte haftada bir işte sahil yerlerine gidip bir arada vakit geçirmeye başladı. Kültür merkezlerinde etkinliklere beraber gittiğimiz orada onları yaşamaya başladılar. Bunun sonucunda baktığınızda inanın o engellinin yüzü gülmeye başladı. Engellinin yüzü güldükten sonra ailenin yüzü gülmeye başladı. Çünkü bir engelli ailesi olmak gerçekten kolay o kadar değil. Zor, meşakkatli bir süreç ki. Çünkü hep aile düşünür. Yani benden sonra çocuğum ne olacak onlar için çok önemli. Daha sonra engellinin yaşadığı bir stres, sıkıntı aileye direkt yansıyor. Çocuğunun mutlu olmadığını gören aile kendi de mutsuz oluyor. Ama çocuğu mutlu olduğu zaman ki yani mesela şimdi Allah rahmet eylesin benim canım yani çok değer verdiğim yine bir engelli Nurcan'ımız vardı. O Nurcan'ımız yani hatırlarım özellikle çok milyonda bir görülen bir deri hastalığından dolayı konuşamayan ve sürekli ailesinin her gün pansuman yaparak ama onu el bebek gül bebek yani o kadar da iyi şartlarla bakıyorlardı ki ve Nurcan özellikle mesela ben televizyona canlı yana çıktığım zaman böyle gelir, böyle zevk alırdı, beni seyretsin diye böyle zevk alırdı. Ben onu ziyarete gittiğim zaman inanılmaz mutlu olurdu. O kadar hani o mutluluğunu ifade ederdi ki hani o kadar mutlu olurdu ve ben ondan dolayı mutlu oldum. Sonra tabii o aile de çok bir şekilde mutlu olmaya başladı. Aile yani çocuklarının gülen yüzünü gördükleri zaman ki onların bana ifade ettiği şekilleri falan inanılmaz tabii beni de mutlu eden bir süreçti. Tabii baktığınızda yani dört tane engelli grubu hep var. Başkanım yani. Çok özür dilerim araya gireceğim ama küçük bir nokta koyuyoruz. Buyurun. Canlı telefon bağlantımız öyle var. Arkada devam edeceğiz inşallah. Umudu temenni ediyorum. Peki. Değerli yönetmenim şu anda canlı telefon bağlantısını şu anda ekrana getirdi. Alo. Alo merhabalar. Sizi tanıyalım merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Önceki dönem Cumhuriyet Partisi Konak İlçe Başkanı Sayın Uğur Gerek de bugün. Alo. Canlı yayın konuğumuz. Sesin geliyor mu? Alo. Alo. Ses geliyor mu şu anda Onur Bey? Alo. Alo. Şu anda herhalde bir küçük bir sesli, canlı bağlantısında bir sıkıntı var ama karşı taraftan kaynaklanıyor bilmiyorum da. Onur Bey geliyor mu sesin? Tekrardan birazdan yayın alırız inşallah. Mustafa kardeşimi aldığı zaman bize söyler. Özür dilerim kusaklığına araya girdin ama. Yani o camianın içinde hani girip camiayla ilgili bir şeyler yaptıktan sonraki süreçlerde ne mutlu ki aynı zamanda aslında bir farkındalık yaratmış oluyorsunuz. O farkındalık nedir? Bir kere toplum şimdiye kadar hep engelli dostlarımıza acıyarak bakan bir toplum haline maalesef gelmiş olan bir gerçek vardı. Aslında engellinin acıma hissiyle bakılması kadar kötü bir şey yok. Ah vah yazık deyip de işte hani
ona yaklaştığınız zaman onu mutlu edemezsiniz. Yani onu dinlemek, yani tabii yani sorunları varsa sorunları evet çözmekle ilgili ki olan yaklaşımda bulunmanız gayet doğaldır. Yani dışarıda gördüğünüz zamanki süreçlerde bir engelliye yardımcı olmanın bile bir usulü vardır. Yani size yardım edebilir miyim diye yaklaşmak. Çok başka güzel. Bir şey. Evet. Ah vah yazık dur seni geçireyim diye hemen yani bir hamle yapmak. Onların zaten aslında hani mutlu eden bir şey değil. Tabii ki. Yani bir kere engelli hiçbir zaman acıyarak bakılacak olan bir yapı değil. Engelliye özellikle fırsat verilecek alanları yaratmak onlar için çok önemlidir. Yani fırsat verilecek derken de şöyle bir bakalım. Bu örnek anlamında da hem seyircilerimize de o bir mesaj gitsin evet, aslında. İşte dediğimiz gibi 4 engelli Murat'cığım grubumuz var. Yani ortopedik engelli var, görme engelli var, işitme engelli var, zihinsel engelli gruplarımız var. Şimdi bir çocuk doğduğunu farz edelim. Ve o çocuk doğduğu zaman ki aslında o çocuk önce görme engelli gibidir, tamam mı? Göremez, dünyayı göremez. Yavaş yavaş düşünün, şöyle bir hatırla, kendi çocuklarımızdan da hatırla. Bütün biz anne babalar, anneanneler, dedeler, babaanneler bir ihtişam gösteririz, ona böyle bir olanak veririz, işte onun üstüne titreriz falan böyle. O süreç içinde onun böyle yavaş yavaş dünyaya daha net görmeye başlar böyle. Herkesi de güzel tabii ki. Aslında ortopedik engelli gibidir aynı zamanda çocuğumuz. Biliyorsunuz yürüyemez yani ilk çocuk doğduğunda yürüyemez. Ama gelişen süreç içinde işte o annelerin, babaların heyecanlı, gösterdiği heyecanlı. Tabii ki o verdiği fırsatla, çabayla, onlara ilgisiyle falan çocuk yürüyen bir hale gelir. Neyse, böyle koşar sevindim, böyle. Çok sevindim, demek sana kadar hakkı zarar edin. Tamam. Alo. Alo, merhabalar, nasılsınız Murat Bey? Teşekkür ederim. Şu an sesiniz iyi geliyor mu size? Yine şu anda yayın kesildi demin. Evet, değerli konuğumuzu Uğur Yedikli tanıyorsunuz kendiniz, değerli başkanımızı. Çok iyi tanıyoruz kendisini, başkanımızı çok iyi tanıyoruz. Kendisini yapmış olduğu çalışmaları doğru takdir ediyoruz. Bizler İzmir'de Tuğ Söğer gönülleri olarak, aynı zamanda aşkla bilmez gençlik olarak kendisini her zaman takdir ediyoruz. Ne güzel. Tabii ki öncelikle şunu söylemek istiyorum. Belediye başkanlarımızın, seçilmiş belediye başkanlarımızın yapması gerekenleri Uğur Yedikli başkanımız bizlere destek vermek için her zaman arayıp soruyor. Şimdi neden diyorsunuz? Baktığınız zaman genç çok önemli. Gençlere dokunmak. Bu zamana kadar İzmir'de kimse gençlere dokunmadı. Evet. Yani bizim en büyük problemimiz bu zamana kadar neydi? Gençlere dokunmaması. Uğur Yedikli başkanımızın yapmış olduğu projeler gerçekten aslında baktığınız zaman gençlere yönelik birçok projesi var. Destek olarak da engeller olsun. Aynı zamanda engeller için de aynı şekilde. Gençler için de aynı şekilde. Yaşlar için de aynı şekilde. Evet. Yani şu anda belediye başkanı veya milletvekili olup olmamasının hiçbir önemi yok. Önemli olan insanlar dokunabiliyor. Gönüllere girmek değil mi? Gönüllere. Kesinlikle, kesinlikle. Yani. Ya Uğur Yedikli bunu çok başardı İzmir'de. Kimin derdi sıkıntısı olursa olsun mutlaka koşuyor kendisi. Mutlaka ne olursa olsun. Telefonu gece 12'de arayalım, telefonlarımızı açıyor. Bizimle en son şöyle bir olayımız gerçekleşti kendisiyle. Evet. Ya dedi gençler siz için ne yapabilirim dedi. Yani. Biz dedik ki biz destek istiyoruz. İzmir'de bir abi modeline ihtiyacımız var. Çünkü neden? Şöyle bir durum var. Bakın tepeden gelme bir belediye başkanı olmak farklı bir şey. Tabandan gelmek, okulundan gelmek çok farklı bir şey. Ya bunun mektebi önemli değil mi? Siyaset mektebi çok önemli. Ve burada iyilik olması gerekiyor. Sağ olsun Uğur Başkanımızın zaten kişiliğini anlatmaya gerek yok. Her zaman özverili ve bir de engellerle ilgili olsun. Ve bölgemiz Konak gibi önemli bölge ve Karadağ'la yaptığı hizmeti, İzmir'le yaptığı hizmeti de ne yapıyoruz? Göz ardı edemeyiz. Doğru mu? Alo. Onur Bey görüyor musunuz? Alo. Herhalde bir kısa bağlantı oldu ama teşekkür ederiz Onur Bey de sağ olsun değerli görüşlerinden dolayı. İkinci bir telefon bağlantımız olduğu zaman da tekrar kendilerine döneceğiz inşallah. Yürekli gençlerimizden tabii biri üreten, çalışan, koşturan yani gençleri bir şekilde peşine takıp da doğru şeyler üretmeye çalışan, siyasetten kopan gençleri çünkü siyaset
yapmak başka bir şey ama gençlersiz siyaset yapmak da bence her partinin handikapı olur. Yani gençler olmadan bir siyasi partinin ayakta durması da mümkün değil. Ama şimdiye kadar gençler sadece işte afiş asan, pankart asan şeklinde evet, bir bakıldığı için onların çok yani makamlarda değerlendirilmemiş olmasının bir şekilde zararını Türkiye olarak yani görüyor. Bir de dokunduğumuz zaman yani, nasıl bir konuşma çıktığını görmüş olduk evet, değil mi? Yani bugün ya bunu gerekli insan atıyor. Biri bir sizin özgürlüğü evet, neler yaptığınızı anlatıyor. Aslında bizim eğilmemiz lazım değil mi? Ya işte beslendiğimiz nokta bu demiştik ya işte yani işte teşekkür ediyorum. Sevgili Onur'a da bu güzel ifadelerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Yani ben de onun gibi gençlere ihtiyacımız olduğunu, hangi parti olursa olsun gerçekten üreten, çalışan ve halkın içinde olan, yani gençleri örgütleyen, gençler için bir şeyler yapan bir gençlik önderleri çok çok önemli. Güzel. İşte gençlik önderlerinden biri de gerçekten o sevgili Onur, yani bir tanesi. Onun için bir şeyler yapmak, onlar için bir şeyler yapmak yani benim için de bir keyif tabii ki olur. Keşke hani başarabilsek, keşke onların önüne açacak zeminleri yaratabilsek diye de özellikle de şimdi düşünüyorum. Zamanımızı iyi kullanmak adına tabii sürede güzel kullanalım diyoruz. Komisyonlardan bahsetmişiz, engelli komisyonuyla ilgili. Yanılmayacağım, böyle tabii halledemişiz. Evet, doğru. Sohbetimizi yani o değerli başkanım. Yani çok önemli gördüğüm ifadelerden hani biri işte ne dedik, işte aynı zamanda işte ortopedik engelli gibi de çocuk dedik ama zaman içinde işte taytaylar yaparlar falan, üstüne eğilirler falan, çocuk yürümede yani başlar yine aynı zamanda. Aynı zamanda işitme engelli gibi de yani çocukumuz da, yani biliyorsunuz o dünyaya boş boş bakar, duymaz ama zaman içinde işte anneanneler, babaanneler, annelerin ona gösterdiği sevgiyle, ona verdiği fırsatla bir şekilde de o işitme engeli de kalkıyor. Artık çok yani duyan, konuşan bir hale de yani geliyor. Aynı zamanda zihinsel engelli gibi yani çocuğumuz. Yani hiçbir şey anlamayan, boş boş bakan aslında bir tarzda ilk doğduktan sonraki belirli bir süreç geçer. Ama yine ona verilen fırsatta, ona gösterilen ilgiyle beraber o çocuğun zihinsel engellilik hali de kalkmış oluyor. Bu demektir ki aslında bütün engellilerimize de fırsat verildiği zamanki yani olan süreçlerde engellilerimiz hayata daha başka bakan bir hale de giriliyor. Ya işlerinde o kadar başarılı, o kadar yetenekli engellilerimiz var ki bugün örneğin işte ben aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde görev yapıyorum. Yönetim kurulu üyesiyim. Yani engelli branşlarımızdaki o tekerlekli sandalyeyle basketbol oynayan gençlerimizin, boça oynayan gençlerimizin ağır engelli olmasına rağmen o boça oynarken ki gösterdiği bir başarı hikayesinin onları ve çocukların ailelerini nasıl mutlu ettiğini yani görmek inanılmaz büyük bir keyif de yani. Ama bunlar nasıl oluyor biliyor musun? İşte fırsat verildiği zaman oluyor. Yani ne olursa olsun onlara tabii ki fırsat vermek. Bugün yani geçmiş dönemlerde ben bu görevleri yaptım. Bir farkındalık yaratmaya çalıştım ama buradan özellikle sizin aracılığınızla da rica ediyorum tüm seçilmişlere, tüm atanmışlara evet, lütfen o engellilere o fırsatı verin. Spor yaptırın. Onların kültür merkezlerine erişimini sağlayın. Onların erişimle ilgiliki sorunlarını çözün. Çünkü ilk ben düşünün o tarihlerde hani Konak Meclisi üyesi olurken de Karabalar Meclisi'nde de Büyükşehir Meclisi'nin üyesi olduğumdaki süreçlerde en çok karşılaştığım sorunlar yani engellerimiz evine bile erişemeyen konumları vardı. Yani evine gidecek, ulaşacak ama rampa yok. Rampa yok. Rampa olmadığından dolayı tekerlekli sandalyesiyle evine gidemiyor. O kadar ilkel metotlarla evine sokmaya çalışıyor ki evine bu kadar zor giren, bu kadar zor çıkan sokakta ne tabii ki nasıl çıkacak? Bir sokağa nasıl çıkacak? Yani sokağa çıkmanın en önemli yani göstergelerinden bir tanesi de sizin erişime uygun hale getirmek. Yani ne mutlu ki o geçmiş dönemlerde bir seferberlik ilan ettirmiştim. Yani o konuda yani örneğin Karabağlı'nın sırtların da gece kondu muhitlerinde oturan çünkü o kadar çok yoksul ailelerde engellilerimiz var ki yoksul ailelerin oturduğu evlerinin muhitlerinin fiziki durumları itibariyle zaten erişime hep kapalılardı.
Ama bugün baktığımızda o 2005 yılında işte o kanun çıkmıştı. 7 yıl içinde engellilerin erişimine uygun hale getirilecek. Bakın 7 yıl bitti, 2 yıl süre verildi. 2 yıl süre verildikten sonra maalesef hala daha yani o engellilerimizin erişimine uygun hale getirilmediği gerçeğini görüyor. Bakın bas bas bağırıyorum. O kadar çabaya, o kadar emeğe rağmen yani bunun bir ülke politikası olması lazım. Yerel yönetimlerde bir kere yerel politika haline getirmek lazım. İlla yani engelli olmamız lazım. İlla empati mi kurulması tabii gerekiyor? Yani olmadan da böyle bir kurulmamız lazım. Yani şimdi o kadar örnekler var ki birçok hatta belediye başkanı bile işte kolu kırılıyor, ayağı kırılıyor. Birçok seçilmiş insanlarımız kolu kırılıyor, ayağı kırılıyor. O zaman anlayabiliyorlar. O geçici bile olsa o durumun evet, engellik halinin aslında ne kadar zor bir süreç olduğunu. Yani bunu bakın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin farkındalık merkezi var. Limontepe'deki orada Limontepe'de. Yani orada özellikle grup grup gidilip tekerlekli sandalyeye binip o orada engellilik halini yaşamak çok ne önemli. Kadar güzel ya. Bakın hakikaten orada özellikle ben orada gittim, onu da hem işlerinde yaşayan biri olarak da yani onu aynı zamanda tekerlekli sandalyede de kendim yaşadım. Yani düşünün rampa çıkıyorsunuz. Rampa çıkarken ellerinizle güç kullanarak o tekerlekli sandalyeyi kullanmak, rampadan çıkıp da aynı zamanda dönüş yaparken ki yaşadığınız zorluğu yaşamak, ya onu yaşadıktan sonra engellilik halini aslında çok daha yani iyi anlayabiliyorsunuz. Bir empatinin yani ne kadar zor olduğunu yaşamış oldunuz. Onu tabii yani hissettim. Bunları hepsini yaşadım ama ben bugün kendini yani engelsiz sanan insanlarımızın da bu empati yapmasını çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani hem seçilmişlerin, atanmışların bu konudaki çabalarıyla beraber normal vatandaş olarak da empati yaparak da kendilerini engelli dostlarımızın yerine de koysunlar. Onun dışında da dışarıda onları acıyarak bakmasınlar. Acıma hissi hiçbir zaman onlar için kabul edilebilir yani bir şey değil. Acıma yerine onlara yani onlara fırsat verilmek, konuşmak. Yani yanlarında mesela olmak, sorunların varsa çözümüyle ilgili ki olan mücadele etmek. Peki. Yani bir şekilde toplumsal bir muhalefet gereği onların erişemediği alanlarla ilgili ki olan ille engelli olmaları gerekmeden onlar için mücadele etmek. Yani onların erişebilirliğinle ilgili ki olan o toplumsal hareketin içinde olmak bence çok çok önemli diye düşünüyorum. Peki yani nasıl dünyalar? Çok kısa olarak değerli başkanım. Yani engelli vatandaşlarımızın, engelli demiyorum onlar ama dediğim gibi engel kafada olmasın. Bunu hepsi selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Nasıl dünyaları var? Yani şöyle bir işlere girdiğiniz zaman, diyelim yardımcı oldunuz, birebir sohbetlerini dinlediğiniz zaman, sorunlarına eğildiğiniz zaman böyle yaklaşımların, mutlulukları, keyifleri, onların dünyası bizde nasıl? Yani farklı mı? Siz yaşar mısınız? Onların tekerlekli sandalyeleri zaten aslında ayakları. Yani onlarla yürüyebilme imkanı tekerlek sandalye. Geçmiş dönemlerde yani o tarihte biz başladığımızda tekerlekli sandalyesi olmayan o kadar çok büyük bir engelli grubu vardı ki onları bizzat evlerine kadar götürerek o engelli sandalyelerini teslim ettikten sonraki olan o sevinçleri gerçekten görülmeye değer. Çünkü onlar için o ayakları tekerlekli sandalyeleri ve sokağa çıkma ve toplumun gerçek yüzüyle karşılaşmayla ilgili ona siz şey sunuyorsunuz yani. Onları onların o mutluluğunu görmek yani inanılmaz büyük bir tabii ki keyif yani ne olursa olsun yani. Yani toplumda çünkü engellik halinin yaratılmasıyla ilgili evet yani savaşlardan dolayı engelli olunabiliyor. Trafik kazalarından dolayı engelli olunabiliyor. Ama esas yani esas yaşadığımız toplumun geçmiş dönemlerdeki bilinçsizce bir akraba evliliklerinin getirdiği olan bir engellilik halleri maalesef işte o eğitimlerin o aileye verilmemiş olmasından kaynaklı olan hep engellilik halinin bu kadar fazla olması. Şimdi ailelere mesaj göndermemiz şöyle olmamız gerekiyor. Yaşayan onlar değil, yaşayan tabii ki dünyaya gelen tabii bir engelli vatandaşımız oluyor. Sonra böyle mesela yani düşünün yani bu genelde de yoksul olan ailelerde bu daha çok da yani görülüyor. Çünkü neden? Örneğin kadınımız hamile.
Hamile olunduğu zaman hamilelikte yapılan testler o kadar önemli ki. Örneğin bir toksoplazma mikrobu var. Belki duymamıştınız ama topuktan alınan yani bir kanla aslında o toksoplazma mikrobunun varlığı bir şekilde tespit ediliyor. Hmm. Genelde kedi dışkısından falan da bulaşan ve bunu bir şekilde bütün kadınların bulaşma riskinin çok olduğu bir süreç. O tespit edildiği zaman hemen müdahale edilebiliyor. Ama siz hani o yoksul bir aile bilmeden o testlerin yapılmasıyla ilgili ki olan eğitimi olmayan bir ailenin yaptırmadığı zaman ki çocuğunun engelli olmasının tabii hali de ister istemez direkt ona fatura edilmemesi lazım. Bu konudaki devletin ne olursa olsun gerekli tedbirleri almasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi çünkü daralıyor mu? Şimdi tam bu konumuz önemli bir şey olacak, telefon bağlantısı olacak. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun, teşekkür ediyorum. Ne tanıyalım? Seyit Çelebi ben. Buyurun. Alo, Seyit Çelebi ben, Konakkent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi. Evet. Şimdi Uğur Bey'in ilçe başkanıyken engellilere en büyük yaptığı hizmet engelli rampasını ilçemize kazandırması Konak ilçe başkanıyken. Evet. Sizin de yanılmıyorsam bir evladınız mı engelli? Kendim engelliyim. Bir onu anlatmasın. Yani Uğur Gerekli'nin bu engellerle ilgili yapmış olduğu hizmetlerle ilgili veya nedir? Kısacası bir alalım. Zamanımız var malum ama sizden duymak istiyorum. Uğur Gerekli dersen bir dersiniz bize. Yani valla ilçe başkanıyken engellilere rampa yapması bir ikincisi de üçüncü bir masayı bir meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve engelliler için özel masa koymuştu ilçe başkanıyken onları iletmek istedim. Evet. Yani Uğur Yenik'le ilgili başta var mı görüşleriniz? Söylemek istediğim şey var mı kendisine? Vallahi çok şey söylenir ama Uğur Yenik yani söylenmez yaşanır diyeyim ben. Yani şunu çok net söyleyeyim. Sen çok sevimli mesaj aldım. Yani yanlış anlamayın. Ben hep söylediğim bir kelimeyi tekrar etmek zorunda kalıyorum. Engel kapıda olmasın. Siz bir engelli vatandaşı olarak, genel olarak toplumumuza kısa olarak ne iletmek istersiniz? Yani duyarlılık açısından, işte empati kurma açısından, farkındalık açısından genel mesajınızı alalım. Evet. Gerçek özür bedende değil, düşüncededir. Bravo. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Renk verdiniz, sağ olun. Şimdi değerli başkanım, kısa bir yaşlı programımızın da son 3 dakikasına girdik ama şöyle bir kemer hatıra gireyim. Konferansımız çok güzel geçtiği için çok da hızlı gördük maşallah ama inşallah sizi diğer haftalarda konuk aldığımız zaman diğer tabii konuları da sizinle konuşmak isteriz. Çünkü hakikaten çok keyif aldık. Evet, zaman nasıl geçti anlamadık. Çok kısa bir kemer hatırında tabii sizin önemli bir yeriniz var. Evet. Dernek yönetimlere görev aldınız. Ama tabii ki farklı görevler de aldınız. Bir oraya kısaca 3 dakikaya sığınmak istersiniz. Ben tabii kemer hatırında yani doğmuş büyümüş bir insan olarak da kemer altının çok eski dönemlerinde bilen bir insanım. İlk 2005 yılında da Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği'ni kuran kurucularından olup işte orada başkan yardımcılığı yaptım ve iki tane cumhurbaşkanını Kemeraltı'na derneğe ziyaret etmesinde gururunu yaşadık. Şimdiki baktığımızda bakın yani iyi ki sordunuz aslında bunu. Bana göre Kemeraltı İzmir'in bir hazinesi. Aynen. Ama değerini bilemediğimiz bir hazine. Çok net. Tarihi. Çünkü neden? Biliriz. Bakın, şimdi içinde camilerin, havraların, sinagogların, kiliselerin olduğu bütün dinleri bir arada hoşgörü hani dediğimiz olan bir dinler arası hoşgörünün bir arada yani örneğinin olduğu ender yerlerden biri. Dünyadaki en önemli agoralardan birinin olduğu sınırlarında bir alışveriş merkezi diyelim. Bölge diyelim. Kızlar Ağası Hanı gibi çok önemli bir geçmiş dönemlerde liman olarak yani görev yapan yani orası Kızlar Ağası Hanı gibi bir değerimizin olduğu. 1.7 aşağı yukarı 2 kilometre dünyanın en önemli açık hipermarketinin yeah. olduğu. Girdiğiniz zaman kuyumcusundan efendim turşucusuna kadar her bir şeyi bulabileceğiniz aynı zamanda kadınların orada
alışverişe geldiği zaman büyük bir haz duyduğu, büyük memnuniyet duyduğu inanılmaz bir bölge bir kere, çok net olarak yani böyle. Fakat o kadar ilginçtir ki biz maalesef şimdiye kadar kemer altını dünyaya satamadık, pazarlayamadık, oradaki güzellikleri yansıtamadık. Bugün gidiyorsunuz mesela bir Belçika'ya gidiyorsunuz, orada bir küçücük bir heykelin önüne binlerce insanları işte şu böyledir böyledir diye küçücük bir heykeli pazarlıyorlar. Çünkü onlar satmasını yani, satmasını beceriyorlar. Ama yani kemer altının böyle bir önemli bir değerle ilgili ki olan boyutta şimdiye kadar kıymetini bilemememiz bir handikaptı. Fakat sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, benim kemeraltı ilk projem, en önemli projem deyip de çok önemli bir düğmeye basmış durumda. Kemeraltı'nın bundan sonraki sürecinle ilgili inanılmaz derecede çok heyecanını duyuyorum. Ne güzel. Çünkü kemeraltı'nın evet temel sorunları var kabul edelim ki. İşte ışıklandırma sorunu, tuvalet sorunu, otopark sorunu, yol sorunu, kanalizasyon sorunu, bunların Büyükşehir Belediye'miz düğmeye basmış durumda. İlk önce altyapı olarak bunlar çözüldükten sonraki dünyaya tanıtımınla ilgili ki olan çok rahat bir şekilde artık o sürece gelecek. Düşünün yani şimdi bu yani eskiden çünkü benim bildiğim çocukluğumda Kemeraltı'na daha çok turist gelirdi. Bu çok net. Fakat şimdi o turisti göremiyorsunuz. Neden satamıyoruz? Düşünün yani İzmir'e kruvaziyerlerle işte aslında bir şekilde bir turist geliyor. Ama orada otobüslere bindiriliyor. Bergama'ya, Kuşadası'na, Efes'e götürülüyor. Kemeraltı önemli bir lokasyon. Geldiği zaman o turistin de bir daha gelmek istediği bir lokasyon aslında. Yani efendim konaktan, vali konağının, valiliğin oradan girdi, turist girdi. Kemeraltı'nın o doğal zenginliği içinde hem alışverişini yaptı, tarihi camilere girdi, tarihi sinagoglara girdi, kiliseye girdi, oradan Kızlar Ağası'na girdi, orada alışverişini yaptı ve oradan da tekrar yürüdü, gitti. Dünyanın en önemli agoralarından birindeki o tarihle baş başa da kaldı. Ha bir de orada aslında yani keşke işte oradan yapılacak Kadife Kale'ye bir teleferikle beraber teleferiğe bindi, Kadife Kale'ye çıktı. İşte bu lokasyon aslında baktığınızda o kadar önemli bir lokasyon ki ve bunu yerli yabancı hem Türkiye içindeki yerli turizm açısından hem de dış turizm açısından İzmir'in çok önemli bir aynı zamanda esnafın gelir kazanacağı çok önemli bir sürece geliyor. Başka kısımlara girelim ama sürecin sonuna geldik ama tatlı program oldu. Daha diğer sorularımız olacak ama sizin mutlaka yarın haftaya tekrar konuk olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz bize ayrılan sürenin bizim bu programımıza sonuna geldik. Değerli Uğur Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İlerine haftalarda diğer sorularımıza ve önemli olan kemeraltımızla ilgili sohbetlerimize devam edeceğiz. Herkese sevgili izleyenler hayırlı akşamlar diliyoruz. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. İdlib'deki askerlerimize de Allah kolaylık versin. Burnu kanamadan inşallah evine gelsin. Hayırlı akşamlar.